Evet, değerli Genel Başkanım ve Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu, kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, il başkanımız, sevgili kız kardeşlerim ve değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimine sayılı saatler kaldı. Özellikle biz kadınlar açısından son derece kritik bir seçim. Adeta yaşamla ölüm arasındaki bir ince çizgideyiz. İşte bu altın saatleri Sayın Cumhurbaşkanımız bir kadın buluşması gerçekleştirerek sizlerle bir araya gelmek istedi sevgili kız kardeşlerim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin yaşadığı sorunları biliyor ve ta yüreğinde hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin sorunlarının çözümlerini de çok iyi biliyor. Ama buradan hatırlatmak isterim. Sarayda yaşayanlar sizi duyabilir mi? Sarayda yaşayanlar sizin ne hissettiğinizi hissedebilir mi? Peki sarayda yaşayanlar halkın elini tutabilir mi? İşte o yüzden buradayız. Halkın iktidarını kurmaya hazırız, değil mi? Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımız bu kürsünün halkın kürsüsü olmasını ve milletin sesini duyurmasını istiyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Genel Başkanım, izin verirseniz ben kürsüye farklı hayat deneyimlerinden geçmiş bazı kız kardeşlerimi davet edeceğim. Onlar da yüreklerinden geldiği gibi yaşadıklarını anlatacaklar, kısaca sizinle paylaşacaklar. Hepsi birlikte kürsüye çıkıp birbirlerinden de güç almak istediler. Çünkü onlar için çok kolay bir şey değil tabii kürsüde olmak. Onun için ben hızla isimlerini okuyorum. Döndü Dağ Delenler, Seval Öztürk, Civan Aycan, Zarife Karapilci, Sibel Kalkan, Seda Saydam, Aliye Özbey. Evet, hoş geldiniz. Yine bahara sanatsız. Kaybettiğin her yıl, her an, her duruş, her gülüş sana fazlasıyla yeni dönsün istiyorum. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Sana söz, yine baharlar gelecek. Hay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. İlk olarak Döndü Hanım'dan başlayalım mı? Kendisi de bahsedecektir ancak bir başka siyasi partiyi destekleyen bir kız kardeşimiz de şimdi birlikte aynı tarafta yer alıyoruz. Çünkü o da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız olmasını istiyor. Buyurun Gönlü. İlk önce hayal kurmak istiyorum. 36 saat sonra resmi olarak Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğim Kemal Kılıçdaroğlu'na Sayın Cumhurbaşkanım diye seslenmek istiyorum. Bir anne olarak çocuklarımızı kucağımıza aldığımız andan itibaren onların geleceği için hayaller kurmaya başlıyoruz. Ve ben iki çocuk annesi bir anne olarak çocuklarımı alın terimle çalışıp eğitimlerini en nitelikli
gerekli şekilde aldırdığım için çok mutluyum. Ama çocuklarımın o nitelikli eğitimleri nedense verilmeyen imkanlar yüzünden mi, yoksa bilemiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum, yaşatılması engellenen hayaller yüzünden mi, onların hayallerini yurt dışı süslüyor olması beni çok üzüyor. Ben kendi vatanım, kendileri için, ailesi için, bütün Türk milleti için hayırlı işler yapması için çok emek verdim. Çocuklarımı yetiştirirken, şehir dışında okuturken çocuk bakıcılığı yaptım. Ta ki 26 Ağustos'a kadar çocuklarımı emeklerimle ve Allah'a olan inancımla yetiştirmeye çalıştım. Ama hayallerimi süsleyen çocuklarımın hayallerini başka bir ülkede çalışmaya heves ettiği olmalarına çok üzülüyorum. Bunun için, bütün annelerin hayalleri için rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim yetiştirdiğimiz, emek verdiğimiz çocuklarımızın hayalleri kendi ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde olsun istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu kadar sözüm. Çok teşekkür ederim. Benim bir sloganım vardı. Başkanlarımızdan birisi duymuş. Çok güzel dedi. Bir yerden mi okudun ya da yazdın mı dedi. Hayır dedim, kesinlikle. Burada sloganımı söylemek istiyorum. Ben şerefli bir Türk kadınıyım. Kedi değilim. Köpek değilim. Kimsenin sahiplendirilmesine ihtiyacım yok. Benim tek sahibim var, o da Allah. Hesap vereceğim hiç kimse yok. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederiz. Evet, dün Hüdapar'ın yemin etmekte zorlanan milletvekili bir açıklama yapmış. Kadınlar diyor narindir, zariftir, naziktir. Onların çalışmasına gerek yok. Biz de buradan kendisine diyoruz ki kendisi de çok narindir, kibardır. Onu da hiç meclise gidip de kendisini yormasına gerek yok. Kim çalışmasa da olur. Evet. Civan Hanım da aramızda. Şimdi sözü Sayın Civan Aycan'a veriyorum. Buyurun. Merhaba Cumhurbaşkanım. Benim eşim 24 yıl YÖK'te çalıştı, emekli oldu. 6 yıl oldu vefat edeli. Bana 6200 lira maaş bağlandı. 3000 lira kira veriyorum. 2500 lira faturalar geliyor. 200 lira taksit veriyorum. Ben torunlarım var. Öğlen sonu okuldan bana geliyorlar. Torunlar bir şey isteyince utanıyorum yok demeye. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Benim eşim emek vermiş. Ben de onunla emek verdim. Ben özgür ve hür yaşamak istiyorum. Ben dul kadınsam beni kimse evlendiremez. Benim özgürlüğüme kimse karışamaz. Karışamaz. Benim babam bile karışamaz bana. Bırak. Öyle. Başka ne diyeyim? Pahalılık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bir de torunlarına bakan bir ablamız daha burada. Seval Öztürk. Seval Hanım'ı şimdi mikrofona davet ediyorum. Merhaba başkanım. Benim iki torunum var. Ben bina temizliği yaparak ben onlara geçim sağlığı yapıyorum. Eşim emekli, evim kira. Oğlum cezaevinde. Belediyenin verdiği yardım parasıyla bir et alabilirsem ben onu alıyorum. Çok teşekkür ederim. Herkes kendi hayat deneyimini paylaşıyor. Şimdi de şiddet mağduru olan bir kız kardeşimiz aramızda. Eski eşi şu anda cezaevinde. Sevgili Zarife'yi buraya davet ediyorum. Sevgili devlet büyüklerim,
Hoş geldiniz arkadaşlarım. Şiddete maruz kalmış kadınlar olarak burada sesimizi duyuralım. Duyarsız ve duyarsız kalmayalım. Duyarsız kötülüğü getirir. Duyarsız şiddeti getirir. Bizi kandırmaya çalışmasınlar. Biz doğruyu biliyoruz. Duyarlı olmazsak sesimizi duyuramayız. Duyarlı olmalıyız ki bütün illerimizdeki kadınlar şiddet görmesinler. Ne kadar duyarlı olursak o kadar azaltabiliriz. Kadına ve çocuklara şiddetimizi sessiz kalmayalım. Çocuklarımızı eğitimini tamamlayalım. Cahil kalmasınlar. Onlar da bizim gibi şiddet görmesinler. Ben 13 yaşında evlendirildiğim için okuyamadım. Şiddete maruz kaldım. Onun için çocuklarımızı eğitimsiz koymayalım. Bütün kadınlara, ailelere sesleniyorum. Şu anda benim 4 tane çocuğum var. İkisi evli. İkisi yanımda. Oğlumun birisi üniversite okuyor İsparta'da. Küçük kızım da yanımda. Yanımda olduğu için, bakan kimse olmadığı için ben çalışamıyorum. Mağdur, çok mağdurum. Teşekkür ederim. Şimdi de üniversite mezunu olup işsiz olan bir kız kardeşimizi davet edeceğim. Sevgili Sibel, seni buraya alabilir miyiz lütfen? Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, sayın belediye başkanlarımız, sayın kadın kolları başkanlarımız, siz değerli kadınlarımız ve siz basın emekçilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sibel Kalkan, 32 yaşındayım. İşletme bölümü mezunuyum. Evli ve iki çocuk annesiyim ve aynı zamanda işsizim. Toplumda olduğu gibi ben de maddi manevi birçok sıkıntı yaşıyorum. 4 kişilik bir aile olarak asgari ücretle geçinememekteyim şu anda. Bir ailenin yoksulluk sınırı 33 bin ve üzerinde olmuşken asgari ücret şu an komik bir rakam olarak kalıyor. Gıda olsun, eğitim olsun, konut olsun, sağlık olsun, bu gibi en bariz temel ihtiyaçlarımızı bile şu an karşılayamıyoruz. Belediyenizden yardım alıyorum. Çünkü eşim bir yıldan fazla süre işsiz. Bu sürede çok sıkıntılar çektim. Her iki tarafın ailesinin ailelerin yardımıyla ayakta durduk biz. Çocuklarımın okul masraflarını karşılamakta zorlanıyorum. Kiramı ödemekte zorlanıyorum. Bu süreçte, işsiz kaldığımız süreçte aktif olarak eşim de ben de iş aradık. Fakat gerekli yerlere de başvurduk ama geri dönüş olmadı. Yani olanlar da olumsuz yönde geri dönüş aldık. Şu anda eşim İstanbul'da geçici bir iş buldu. O da geçici ve çocuklarından, evinden ayrı kalmak zorunda kaldı. Geçici olduğu için hala bizim iş sıkıntımız devam ediyor. Yani gelecekten ben kaygılıyım. Hem çocuklarımın geleceğinden hem kendi geleceğimden kaygılıyım. Bir sigortam bile yok yani. Şu an sigortam bile dolmuyor yani ve yaşım ilerliyor. Bu da benim için büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Bizler hani eşim de ben de sağlıklı bir bireyiz. Kendi emeğimizle çalışıp kendimiz ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Yani yardım almaktan gocunmuyorum ama
kendi emeğimle, çünkü elim ayağım tutuyor. Ben çalışmak istiyorum. Ben kendi emeğimle çocuklarıma bir şeyler vermek, yedirmek, içirmek istiyorum. Ama ben bunu şu an yapamıyorum. Yani aslında asıl yardım alması gereken vatandaşlarımız, bakıma muhtaç, kaza geçirmiş, çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızın alması gerekiyor. Ama benim almam demek, benim alıyor olmam demek, belki de onlardan birinin hakkına giriyor olmam demektir. Bu da benim vicdanımı çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız oluyorum bu durumda. Gocunmuyorum ama rahatsız oluyorum. Çocuklarımın istediğim gibi yediremiyorum, içiremiyorum, giydiremiyorum, isteklerini karşılayamıyorum. Yani kendi ihtiyaçlarımızı geçtim ama bir çocuk bir şey istediğinde ona yok alamıyorum demek kadar acı bir şey yok şu dünyada. Bunu hepimiz, yani buradaki bütün kadınlar bunu eminim yaşamıştır. Ama ben bunu yaşamak istemiyorum artık. Ben iki çocuk okutuyorum şu an, küçükler. Bir oğlum var, adı Mustafa Kemal. Bir de kızım var. Bir de 6 yaşında kızım var, ismi Roza. İkisini çok seviyorum. Çok da çalışkan, çok da akıllı çocuklardır. Onlar için uğraşıyoruz. Hepimiz de çocuklarımız için, geleceği için uğraşıyoruz sonuçta. Sabahları okula gönderdiğimde kahvaltısının yanında ben bir bardak süt içirmek istiyorum. Neden? Çünkü tok tutsun diye evladımı. Ama gelin görün ki 2 seneye kadar marketten aldığım 1 kilo süt 2,5 lirayken şu an 1 kilo süt 20-25 TL'yi buluyor. Mesela hangimizin evine ayda bir sefer de olsa kırmızı et giriyor? Hangimiz rahatça alabiliyoruz? Kilosu 400 küsürü geçmişken maalesef en değerli kaynağımız, protein kaynağını bile alamıyor duruma geldik. Evet, yani Mahsur Bey, ben gerçekten Mahsur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde hatırlattığınız için teşekkür ederim. Onun sayesinde evime et giriyorsa onun sayesinde giriyor. Bundan utanmıyorum. Asıl utanması gerekenler bizleri bu duruma düşürenler. Bizler pazara gidiyoruz. 1 kilo sebze meyve almak istiyoruz ama kilosunu 20-25'ten 30 liradan aşağı alamıyoruz. Bunun nedeni ne? Çünkü ülkemizde üretime gereken destek sağlanmıyor. Tarım olsun, hayvancılık olsun bitmiş durumda. Çiftçimiz kan ağlıyor. Bundan ötürü birçok şeyi biz dışarıdan ithal eder hale geldik ve bunu dolar üzerinden ithal ettiğimiz için bunlar da fiyatlara yansıyor. Maalesef tüketicinin elini yakıyor bu durum. Yani şu an tam olarak modern kölelik yaşıyoruz diyebiliriz. Ben insanım ve ben insanca yaşamak istiyorum. Hür yaşamak istiyorum, özgür yaşamak istiyorum. Ezilen ve ezilenin olmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. Ve tüm bunların son bulması için 28 Mayıs günü hepimizin değişimden yana olmasını istiyorum. Özellikle biz kadınlar için bu seçim çok önemli. Çünkü benim kendi kanaatim, kendi fikrim, bize verilen seçme ve seçilme hakkını belki de son kez kullanacağız. Bu benim kendi görüşüm. Umutsuz olmayalım diyorum. Çünkü benim her zaman bir umudum var. Güzel olacak diye düşünüyorum. İyi düşünün, iyi olsun diyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim demiştir. Ve sizler de umudunuzu yitirmeyin. Ve değişimden yana olalım. Oylarımızı ona göre kullanalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. İnanırsak başarırız. İnanıyoruz, başaracağız. Şimdi Ali'ye kardeşimizi davet ediyorum. Ali Özbey. Evet, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim, şeytanı verdim.
Cenab-ı Allah'a 99 tane ismi Esma'yla ve Hüsna ismi Azam'la başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Yetki konuşma fırsatı verdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben Ermedağ Hasanoğlan'dan geldim. Benim 4 tane kızım var. Bir kızım paramedik bitirmiş, ataması olmadı. Kalbinde cihaz var. 3 senedir üniversite mezunu, evde çocuğu psikoloji de bozulmuş. Hepimizin de onu tek değil. Evim kira, maliyet aylığını alıyoruz. 4,5 milyar neye yetecek? Kira mı, ev mi, öğrenci mi? Bir üniversite kitabı şu anda 2,5 milyar, 5 milyara da geçmiş. Bir tek aylık bir kitaba vereceğiz. Gerisi nasıl yaşayacağız bilemiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah başa getirirse Sayın Cumhurbaşkanımız da bize yardım destekçi olur. Suriye gelen kişiler şu anda 400 bin lira kızım lise okuduğu zaman destek yardımı alıyordu. Benim çocuk aşıkta komşu tarafının evinin önünde bayıldı. O günü hatırlıyorum, karalıyorum. Kocamın işi yoktu. Kocam Ekol fabrikasında 3 sene çalıştı, sigorta ödeyemedik. Devlete başvurduk, davamızı geriye geriye öldükten sonra şey ettik. Şey işsiz güçsüz, 4 yıllık ko hastasıydı, siroz hastasıydı. Kemik kansere döndük. Kemik kanserinden 1,5 sene tedavi oldu. Sanatör hastanesinden. Sağ olsun, var olsun Sayın Belediye Başkanımız Mesul Yavaş Bey tarafından 1,5 senelik ambulans yardımı etti. Randevu alıyorduk. Sağlık Bakanımızın tarafından sağ olsun güçlü makine alındı. Orada güç tasarrufu makinada nefes alıyorduk. Kaymakamımız da Allah razı olsun. O da ceyranı kesmeye, şey vermedi. Şu anda elektrik, su, fatura, internet, ev kira, 4 devrenci, 5 tane boğaz. Yani güç yetenecek durumda değiliz. Biz yokluğa alıştık. Biz yokluğa sabrımız var ama yeni gelen nesillere hiç mümkünü yok. Çünkü çocukların gururuna dokunuyor. Ayşe'nin perdeleri kırmızı, bizim niye anne eski perdelerden? Flankes'in arabası var, bizimki niye yok? Bizim evimiz yok. Şu anda kiradayız. Evet, çatı kenarından çok yırtık bir tarafındayız. İnan ki usta gelmiyor. Usta gelirse belki yani 200 bin lira, yanında 500 bin lira bir günlük. Sağda tahtaya çivi çakmağı usta bulamıyoruz. Adam yok. Kim bu hesabını verecek? Kim bu borcunu verecek? Ama ben de yıprandım. Benim de gücüm yok. Ben beyin damarlarında bir kere anje oldum. Şah damarımdan kist var. 5 sene önce bir ameliyat geçirdim. İkinci sefer yine kist yetişmiş. Büyümüş. Şu anda boğuyorum gece. Ayaklarımdan kireçleme var. Tutamıyorum. Ben öleceğim. Allah'ın emridir. Ama 4 çocuğum, öğrenci, kızlar, kimseye güven yok. Ne enişteye, ne bacıya, ne alaya, ne oğluya güven yok. Nereye sığınacağım? Nereye vereceğim? Onu düşünüyorum. Rabbim önce cümletene, cümle aleme yar yardımcı olsun. İşçilikten bir şeyim yok. Ben kendi Kürt'üm. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Lazlı hiçbir ayrım yok. Nasıl yok? Çünkü beraber askerlik yaptık. Arkadaşını ömür zorunuzuna yemin ettik. Kur'an-ı Kerim'e yemin ettik. Yemin edenler geriye dönüş hata yaparsa Rabbimizin karşısında ne ifade verecek? Yalanla, dolanla işimiz yok. Hiçbir destek, bir partiden yardım alamadım. Bunu bilmiş olur. Şu anda konuşma mezun belki başka bir yere giderse mümkün yok. Almadım. Cenab-ı Allah'a. Ha, belediye yetki yerlere verdi. Kaymakam yetki yerlere verdi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var olun. İnşallah başarılar dilerim. Cenab-ı Allah'ın takdirinden inşallah başa gelirsin. Bizim adımız ne çıkmış? Gavur. Müslüman, gavur. Namaz kılan. İslam işlerdi imanı temeline bir bilebilsek
Diğer kişiler karşıma çıksa cevabında hazırım. Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Hazreti Adem aleyhisselam evladıyız. Hazreti İbrahim Halilullah milletiyiz. Dinimiz din İslam, kitabımız Kur'an-ı Kerim, kıblemiz Kabe-i Şerif. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Abdühü Resulullah. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum, var olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Son konuşmacımız, genç bir arkadaşımız Seda'ya söz vermek istiyorum. Sevgili Seda. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, değerli başkanlar ve yöneticiler ve siz değerli kadınlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kısaca sizlere kendimi tanıtmak isterim. Ben Sezen Seda Saydam, 1978 Ankara doğumluyum. Lise mezunuyum. 1999 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışma hayatına başladım. 2011 yılına kadar bu meslekte hayatımı idame ettirdim. 2003 yılında evlendim, 2009 yılında oğlum, 2012 yılında kızım dünyaya geldi. 2011 yılında işten ayrılmak zorunda kaldım, 2014 yılında Halk Ekmek Büfesi işletmeye başlayıp Bağkur ile tanıştım. 1999 yılında başlayıp, 2022 yılında sona eren iş hayatımın bana kazandırdığı sonuç koca bir hiç. Dünya kadar kredi ve kredi borçları. 2022 yılından beri ben ve eşim işsiziz. Herhangi bir gelirimiz yok. Sağlık güvencemiz yok. Yeşil kartlıyız. Tedavilerimizi gidip muayenelerimiz oluyoruz ama tedavilerimizin bazılarında devlet bizden ücret talep etmekte. Her geçen gün hayatımın omuzlarıma bindiği ağırlık ile yıkılmamak için çabalıyorum. Az önce sizlere LGS'ye girecek olan bir oğlum var. Ve ben onun milli eğitimin tam olarak veremediği eğitimden dolayı eksik kalan taraflarını tamamlaması için bir dershaneye gönderemedim. Oğlum LGS'ye girecek. 2 gün önce evime borçlarından dolayı gelen haciz memurları ve avukatlarla tanışmak zorunda kaldı. Alın size sınav morali. Mutlu, huzurlu anne demek, mutlu evlatlar, mutlu eş, mutlu bir toplum demektir. Ama ben mutlu değilim. Her gün ne pişirsem diye düşünmekten, çalan kapının ardında beni bekleyenin ne olduğunu korkusuyla kapı açmaktan, çocuklarımın gelişimi için et, meyve, sebzeleri yedirememekten, onlara hak ettikleri eğitimden faydalandıramamaktan, özgüvenimin kırılmasından, işsiz eşime moral vermeye çalışmaktan, bu da geçer demekten mutsuzum. EYT mağduruyum. Son 3,5 yılın Bağkur'dan yattığı için 7200 iş gününden dolayı emekli olabileceğim söylendi. Halbuki ben 23 yıl 9 ay 11 günlük sigorta süresi olan 6000 iş günü olan bir insandım. Ama bu hakkımı alamadım. Belki alsam mağduriyetim biraz azalabilirdi ama alamadım, vermediler. Çocuklarımın eğitiminin nasıl olacağını düşünmekten, her gün yastığa başımı koyduğumda bu borçlardan nasıl kurtulacağımı, bu ay evimin kirasını nasıl vereceğimi, elektrik, su, yakıt nasıl olacak, çocuklarımın geleceğinden korkuyorum. Ama biliyorum, korkmamam lazım. Çünkü ben Cumhuriyet kadınıyım. Çünkü ben çocuklarıma sahip çıkan Türk kadınıyım. Yarın gidip kızım ve kendim için oyumu kullanacağım, oyuma sahip çıkacağım. Tüm bunları söylerken acı çekiyorum ama utanmıyorum. Çünkü utanması gerekenler kim biliyorum. Yarın tüm bunları bana konuşmayı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın bizleri bu durumlardan kurtarmanız dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz hep halka söz diyorsunuz. Sevgili kız kardeşlerim, biz de Cumhurbaşkanımıza bir söz verelim mi? Yarın
hepimiz sandığa gidip hayatlarımıza, haklarımıza, hayallerimize sahip çıkacak mıyız? Oy verecek miyiz? Oylarımıza da sahip çıkacak mıyız? Hepinize çok teşekkür ediyorum dayanışmayla, sevgiyle.